Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Boca Juniors'ın maçı var. Biz de Boca Juniors stadyumunun hemen yanına geldik. Stadın yanındaki atmosferliği göstereceğiz. Ben Fenerbahçe formamı giydim. İlker abi Arjantin formasını giydi. Maradona stili. Bunu çaldırmadan, gasp uğramadan bugünü çıkarmak istiyoruz. Biraz da etrafı gösterelim size. Ayağı iyi gözüküyor ya ortam. Bugün soyulur muyuz sence? Yani çok dikkat etmemiz lazım. Buralar biraz sıkıntılı diyorlar. Stada doğru gidiyoruz. Aha. Sucuk ekmek. Bilemedim ya. Ben de bilemedim. Sosisler evet biraz şey gibi. Yine çakma forma satan abilerim var. Şurada La Bombonera. Siz tam göremiyorsunuz ama burada futbol biraz din gibi. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Yani kadınından erkeğine, çocuğundan büyüğüne herkes İnanılmaz fazla. Yani burada kadınlar falan böyle. Ben kadınların bir kulübe bu kadar bağlı olduğunu burada gördüm bu arada. İnanılmaz bir bağlılık var ve burada şöyle bir muhabbet var. Burada Maradona daha çok seviliyor Messi'ye kıyasla. Çünkü daha öncesinde Boca Juniors'ta oynadı diye biliyorum. O yüzden Maradona'ya burada fena tapıyorlar. Ve şu an buranın kokusunu size... Yani buram buram yeşil şey kokuyor. Yani sansürlenir diye çok şey yapmıyorum ama... İnanılmaz bir uyuşturucu kokusu var yani burada. Stadyum da şurada. Şöyle sola doğru geçelim mi? Şu bilet sırası büyük ihtimal. Nasıl ortam? Çok güzel, güzel olurmuş ya. Bilet bulabilseydik. Kaçakçı falan olsa aslında... Olabilir aslında böyle bazen. Ama nakit nasıl ödeyeceğiz ki? İnanılmaz etler pişiriyor abim burada. Gel gel şu etlere bir bak. Şu abim bak. Şifa yapıyor şifa. Şu ne ya? Bak 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 bak. Abi o adam ne yiyor? Ben ondan istiyorum ya. Sir. How much? Abim şifa hazırlıyor ya. Ne diyorsun? Hayırlısı diyorum. Yani abi güzel hazırlıyor aslında ya. Evet, masaya burada... niye sürdü ben onu anlamadım. O işte yani olayı lezzet katıyor. Şey, lezzeti orada. Tamam. Vacío. Neymiş? Ne soruyor? Bana ne yemek istiyorsun diyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Vacío dediği nedir bilmiyorum yani. Bir şey oluyor ama. Abi çok sıcak o ya. Öbürü daha iyi gibiydi ya. Yok, burada.
İçin. Nasıl? İyi iyi. Tuzu biraz az. Uno, era. Uno, una más, una más. Ne aldın ya? Tavuk aldın. Yo. Yani et ama bir şey verdi, bir şey et ama ne eti biliyor ha. Neyse. Dolu dolu ama ha. Geldim abi. Bize böyle bol şeyli bir ekmek, artık ne diyeyim, içinde o kadar fazla et var ki umarım müzikten dolayı sorun olmuyordur. Şunu bir yiyelim sonra geleceğim, yiyemiyorum. Abim bir şey satıyor. Burada çekime de hani şey yapıyor olabilirler. Bu arada yediğim en lezzetli etlerden biriydi ya. Yani ne verdi bilmiyorum ama böyle dolgun, bol bol çiğnenen bayağı güzel tadı. Şimdi şöyle bir kalabalığa doğru giriyoruz ama aa burada gişe. Aa geçebiliyoruz ama. Bilet göstermemize gerek yok. Bildiğin şeye doğru, stadyuma doğru gireceğiz. O kadar yalandan aradı ki çantamı gördü. Yani evet. Öylesine. Girebildiğimiz yere kadar gireceğiz burada ama burada tıkanıyor diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Of ya. Bayağı iyi ya. Burada insanlar bir sırada bekliyor ama şey göstermiyorlar ama ya, bilet göstermiyorlar. Yo gösteriyor. Turnike var. Turnike var evet. Kaçak girsek olmaz mı ya? Döverler mi bizi? Yani deneyelim. Stadyuma giriş ya, çok yakınız bir de biliyor musun? Böyle stadyumu turluyor büyük ihtimal burası da. Tüm paramı buna vermek isterdim yani şu an valla. Millet maça giriyor şu anda. Maçın başlamasına bir 10 dakika falan kaldı. Saat kaç? 9-10 var aynen. 9'da maç başlayacak. Şuradan atlayasın var ya, yemin ederim maça girmek için. Burada şöyle bir gişe tarzı bir şey bulduk. Bunlar sence bilet mi değil mi? Kobranzos falan bunlar ne demek? Bilet ne demek? El bilet. Maç bileti bulursak çok tatlı olur ya gerçekten maç günü. Şeye sorsana çeviriye direkt. Buradan bilet alabilir miyiz? Şey yap ya direkt. Tamam. İyi akşamlar. Buradan bilet alabilir miyiz? Resmi dilini konuşturdu burada bile. Şimdi burada işler var vallahi ama. Vallahi doğruymuş, biletteymiş. Biletler, biletler. Hayır. Puedo comprar bilete aquí para entrar. Sí. Aquí o otra. Ha full. Neden çevir kullanmıyorsun? Ağlayıcı adam ne dediğini. Mesela traktör. Biletiniz var mı? Ha. No tengo, no tengo boleta. Bilet almak istiyoruz diye çevirsen. Para nosotros queremos. Ay, no te digo más. ¿Qué necesitan, chicos? ¿Qué necesitan? No sé español. ¿Qué precisan? Anladım. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Sí. Ne dedin? Seni içeri alabilirim diyor. Harbi mi? Beni. Claro. Ne diyor? 80 diyor. Bir kişi başı diyor 80 dolar. 80 dolar çok yani 80 fazla değil ama işte. Para, pero, menos. Pero, menos. No, no tengo. Çeviri kullansana. Transferencia del celular. Transfer? Claro. Ha, İBAN. Banka transferi, banka transferi diyor. Hayır, 80 dolar verilir aslında. Verilirmiş yani. Abicim, Allah için Translate kullanır mısın? Adam
Adam bir şey diyor ama biz dediğini anlayamıyoruz adamın. Yok yok, şey halletmeye çalışıyor da. Şimdi şey desene, ben çevireyim, ver. Fiyatı anladık ama bizim yeterli nakit paramız yok. Sadece kredi kartımız var. Kredi kartından ödeyebilirsek ödeyebiliriz. Şu anda yanında aslında 100 dolar var, biliyor musun? Ha, ama pazarlıkla halleder herhalde ya bu. Bana diyor, ben diyor, benlik bir şey yok diyor. Ben sizi bir yere götüreceğim diyor. Onlara vereceğim. Sadece 100 dolarımız var desene, bir şey yapabilirim. Söyledim. No es posible. Cada una. Güvenlik bizi aldı, ben bizi kaçak sokacak falan zannettim. Biz ona rüşvet vereceğiz falan zannettim. Yok, bildiğin bilet satmak istedi adam. Ondan sonra kişi başı 80 bin peso istedi. 80 bin peso da 75 dolar falan yapıyor. Ama bizim yanımızda o kadar nakit yok. Ker abi de sadece 100 dolar vardı. Bu inanılmaz ses var ya. Gracias. Bura tam var ya, gaspa uğramalık bir yerdeyiz biz şu an. Herkes sana borç ediyor. It's how much? İngiliz aleta yok. İngiliz. Poco español, pero... Yo. Sí. Yo. What English. Sí. How much? 120,000. Ne kadar? 100? Para. Aynen. 100,000 diyor, 100,000. Yok, ne? 100,000? No. Para. Hayır. Se, total. Para. Cada uno. No. Kişi başı 120 dolar istiyor. 120 bin peso. Samudio. Maçı seyrediyoruz. Forklift geldi. Gaspa uğramayız umarım ya. En büyük korkum o. Koşmak istemiyorum. Hiç sıfır yani. Sürekli bir beste, sürekli şey, maçı da seyrediyorlar aynı anda ama full böyle beste. Hiç sıfır yok. Yani burası böyleyse stadyumu düşünemiyorum. İnanılmaz. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani gerçekten de insanlar futbol için doğmuş gibi bir hava var. Baksana abi nasıl eğleniyor. Şu anda maçın 20. dakikası falan mı? 26. Maçın ikinci yarısına girmeye çalışacağız ama bakalım. Ben bir tık ümitliyim ya. 50 dolara bu işi kapatırız gibi geliyor. Bir maçın yarısı için 50 dolar verilir mi peki? Bence buna değer. Bence de değer. Yani çok bambaşka bir deneyim olur diye düşünüyorum. Yani o stadyumdaki o coşkuyu stadyumun dışında bile hissettiysek. İyi sallıyorum. Şu anda ilk yarı bitti. Maç 0-0 şu an hala. Ama gerçekten hiç kimse maçı seyretmiyor. Adamlar almış şeyi, sigarayı, birayı. Sırf eğlenmesine buraya gelmişler gibi bir ortam var yani. Maç bahane, evet. Herkes böyle kafaya bulmaya, eğlenmeye gelmiş gibi. İnanılmaz ya, gerçekten Türkiye'de ben tutkulu zannediyordum ama yok abi, hiç alakası yok ya. Bura bambaşkaymış. Şimdi şöyle gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz ama bakalım bir. Stadyum bu tarafta kaldı değil mi? Aynen. Ve o meşhur logonun olduğu yere geldik. İnanılmaz ya. Şu an bomboş tabi, burada hiç kimse yok. La Boca. Biletik kimden istesek burada? Ha, bu dayıdan.
Şu anda bir tane dolandırıcı dolandırıcı geldi. Dedi ki sizi dedi kişi başı 50 bin peso olan dedim maça sokarım dedi. 50 dolar yani 1600 lira falan. Biz de okey dedik ama bakalım. Ha çağırıyor bizi. Bakalım şimdi ayarlamaya çalışacağız. 100 dolarımız var onu vereceğiz yani duruma göre bakalım. Giriyoruz herhalde içeriye. Ne diyor? Zaten hani burada parayı burada veriyorum. Ha tamam. So, okay. Siento diyor. Yani. Al cambio de lo que está. 10 bin daha fazla, 10 bin peso şimdi bunu diyor çevirdiğin zaman düşükten çevirdiğin zaman. 7, 8, 9, 10. Koşa koşa kaçmaz umarım. Numero. Sen kam. Anota. Ha? Numero. Okey, kam. No, no, ya está, tú sube. Vamos. No, kam, kam. Şimdi toplamda 110 dolar falan verdik biz. Kişi başı 55 dolara. Dedik hani ben 100 doları bozdurursam kambiyoda 10 bin peso zarara gireceğim falan filan. Sen bana 10 bin daha ver dedi. Biz de 10 bin peso üstüne 100 dolar verdik. Umarım dolandırılmadık. Şimdi stada gireceğiz herhalde anlamadık ama. İnanılmaz bir böyle şey kokusu var sigara. Ama anladınız yeşil maddeden olan. Hadi oğlum ya şu stadyumu bir göreyim de. Şimdi çıkıyoruz bakalım. Aha. Okey. Ooo. La última es. Okey. Okey. Gracias. Ha. Oğlum girdik lan. Vay namusunu dolandırıcı bir şey. Evet. Evet. Çok heyecanlandım lan içeri görünce. Yemin ederim. Fener'e ilk gittiğimde bu kadar heyecanlanmamıştım. Arkadaşlar maça girdik, maça girdik. Lan bomba ne aradı ya? İnanılmaz bir şey ya. Ay 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 oka. Vur! Hayır 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 hayır. Anla maç 50. dakika falan. Rakibin kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama bu bir Libertadores maçı yok. Bunların Şampiyonlar Ligi diyebilirim işte. Rakip takım çok fazla yere yatıyor. Boca da tamamen hücum oynuyor şu anda ve taraftar çıldırmış durumda. Ama stadyumun açısı o kadar güzel ki bakın. Ve efsanevi şu localarının olduğu kısma da tam karşıdan bakıyoruz. İnanılmaz iyi. Maç hala ortada şu anda 0-0. İnternete bağlanamıyoruz burada internetlerimiz çekmiyor. Ama tahminimce bir 70. dakika falan. Feci bir rüzgar var yani futbol oynamaya. Cavani burada. Vay! Ver arabasını. Çok iyi. Aç ortayı. Penaltı, penaltı. Yavan, yavan, yavan. Hadi 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 gol hadi.
heyecandan çekemedim sanırım ya. Hadi 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 hadi. Hadi hadi daha ikiye atacağız, iki. Vamos, aferin lan sana. Cavani koş ama. Koş. Tuttun. Bravo. Bravo. Hepsi. Bravo. Aç ortanı. Çok iyi. Çok iyi. Ah be. Bravo. Hoca! Hoca o! Ay kapıyor, bu ne oluyor? Bravo! Edison Cavani! Kaleci Sergi Romero mu acaba ya? Dur bakayım. Olabilir ya. Maçın bitimine bir 4-5 dakika kaldı. Yandaki çocukta kronometre var. Ondan gördüm o küçük çocuklar. Stadyumda neden dakika göstermiyorlar onu çözemedim ama. Bilerek mi yapıyorlar acaba bilmiyorum ama inanılmaz ya. Çok mutluyum onu. Şu anda hakem penaltı verdi. VAR'ın sonunda penaltı kullanacak ama yok. Penaltı yok, penaltı yok. Devam. Gol! Hayır 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 hayır! Hadi oğlum. Vur kafayı, vur. Vamos, vamos. 5 dakika uzatma verildi. 5. Oy! Sanki sanki kaçak kure. Besteler çok iyi. Ben bu besteyi sanki kaçak kure. Bunu şey yapacağım. Araştırıp bakacağım.
Hadi hadi, dale dale. Penaltı, penaltı, el var. Bitir hoca, bitir! Bitir! Bitti hoca, bitti. Hadi hadi, sal sal sal. Lan at oraya, at hadi. Vamos, vamos, vamos. At şunu, at. Ananı s***. Bravo. Stadyum boşalmaya başladı. Biz bayağı bir fotoğraf çekindik. Instagram'dan görürsünüz artık. Ortam bu şekilde. İnanılmaz bir ortam ya gerçekten. Yer abiyle kombinde değiştik. Formayı ona verdim. En son ne zaman Fenerbahçe forması giymiştin? Ama Fenerbahçe'yle ama hiç alakası yok. Maç biteli bir 5 dakika falan oldu ama adamlar hala çalmaya devam ediyor. Ve orada gördüğüm kadarıyla koltuk yok. Arkadaşlar maçtan çıktık şu anda. Sesim inanılmaz kısıldı. Hiçbir bok bilmememe rağmen bağırıp çağırdığım için nasıl iyi. Çok iyi ya. Maç sonu röportaj mı versek? Ne diyorsun? Biz sarı lacivertin her şeyine aşığız kardeşim. Dünyanın Uruguay'ın 3. liginde de olsa sarı laciverti desteklemek bizim boynumuzun borcu. Umarımı kesseler. Yemin ederim sarı lacivert atmaksa akmaz da şerefsizim. Yani bizi sevindirmiyor ama olsun. Olsun be. Her şeye rağmen Fenerbahçe. Boca Juniors. Ve Boca Juniors, evet. Maç sonu çıkışlar ve köfte kokuları. Su satıyorlar, bira satıyorlar. Fernet Coca-Cola. Ne oluyor? Çingene pazarına döndü buram. Şimdi bir dakika. Şuraya doğru, buradan geldi. Evet. Şapkalar var. Şapkalar da çok iyi ya. Fernet Coca-Cola. Lavuklarda öyle bir kola bağımlılığı var ki Fernet ve Coca-Cola böyle buranın bizim rakıdan daha yaygın ya. Her gün içiyorlar böyle. İnanılmaz. Fernet dedikleri şey de arkadaşlar Jager'in diş macunu katılmış. Jager'in biraz daha böyle naneli, nane aromasını daha fazla hissettiğiniz bir alkol mü, cin mi? Ne olarak geçiyor? Kokteyl mi? İçinde vodka barındırıyor diye biliyorum. Vodka mı? Bilmiyorum. Aşağıya yazarım doğrusunu. Kolayla karıştırıp her gün içiyorlar. Abim cevizli sucuk satıyor. La vida loca. Loca, loca, loca. Buradan mı gidelim? Buradan gidelim. Bence gidelim. Kenara geçelim. Ondan sonra Uber'e. Aynen. Şimdi güvenli bir yere geçip oradan Uber çağırıp nereye gideceğiz? Bir yere gideriz ya. La bomba, la bomba. La bomba nera. La bomba, la bomba. Arkadaşlar biz şu anda otobüs durağındayız. Bir tane otobüs geçti, bizi almadı. Başka bir otobüsü bekliyoruz. Umarım binip defolup gideceğiz. Hava da biraz esiyor. İlker abi şurada. Evet yani. Kardeşim sağ olsun. Kendini düşünmüş ben, sadece. Ben onu destekliyorum. Bana manevi destek veriyor. İçinde tişört var arkadaşlar ya. Yani şey yapıyor ama. Var da evet biraz soğuk. Ama yani
ne demişler? Dost yiğidin harman olduğu yerde yiğidin malı meydanda mı? Şey yolu. Kurt kurt kışı unutur ama yedi ayazı unutmamış. Göre ayağınızı denk alın. Ayağınızı denk alın. Kimse emniyette değil. Bu otobüs gelmeyecek bence. Evet. Biz bir bakalım nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Çok uzağız şu an merkeze. Merkeze kaç? 5-6 kilometre uzağız şu anda. Yani ama süre olarak işte 50 dakika, 45 dakika falan çünkü trafik evet. Var. Trafik. Durur musun lütfen? Dur. Burada inanılmaz bir sıra kültürü olduğu için ve medeni insanlar olduğumuz için sırada bekliyorduk. Burada şöyle bir muhabbet var. Şoföre söylüyorsunuz nereye gideceğinizi, ona göre para ödüyorsunuz. O adam buradan seçiyor. Palermo Soho. No, oye, 3 tiene que tomar. Palermo Soho 3 tiene que tomar. Okay. Cartel número 3. No, 3. Ya nasıl olmuyor ya? Bu kaç? 2. 3 numarayı bekliyoruz. Numara 3 dedi ya. 3 3 mü? Arkadaşlar biz taksiye bindik. Otobüs gelmedi. İlker abi çok üşüdüğü için taksiye bindik. Toplam kaç kilometre yol? Bak mesela 6, şu an 6 kilometre kalmış. Kalmış yani. 6'da geldik desek 12-13 kilometre 7000 peso. Yani 240-250 lira falan. İyi bence. Yani normalde bilmiyorum şu anda belki Türkiye'deki şeyler nasıl. Evet. Taksi ulaşım fiyatları nasıl? Ona gerek yok. Bilmiyorum şu anda ya ne burada, kadar. Şimdi şöyle, bu şehirde diğer bu, ülkenin diğer şehirlerini bilmiyorum tabii daha bulunmadım ama bu şehirde fiyat olayı sen de bahsetmiştin evet. Daha önceden de. Çok değişiyor. Mesela konaklamalar ucuz. Diğer yemeğe içmeye kıyasladığın zaman. Ama mesela market fiyatlarına bakıyorsun. Market fiyatlarıyla mekan fiyatları arasında çok uçurum yok Türkiye'deki gibi. Ulaşım yani genel olarak ucuz diyebiliriz ulaşımda. Evet. Ama yani şöyle söyleyeyim. Atıyorum markette bir Milka hostelden daha pahalı. Aynen öyle. İşte öyle saçmalık var doğru. Market fiyatlarıyla mekan fiyatları arasında uçurum yok ama konaklamayla bir çikolata arasında çok az fark var. Çok az fark var. Öyle bir saçma bir şey. Onun için şeyi düş hesabını yapıyorsun yani. Ya bugün çikolata mı yesem yemeyip de bir gece daha mı konaklasam? Evet. Aç mısın? Duburci. Bilir misin Kürtçe? Duburci. Şey ben evet ya ben çok şey yapamadım aslında. Kürtçe mi öğrenemi? He. Ezburçi mi biliyor musun? Sen doğuda yaşamadın mı hiç? Ben yaşadım. Ya. Güneydoğu'da yaşadım. Doğuda Siirt, Erzurum. Tamam. Oralarda yaşadım. Ezburçi mi hiç mi duymadın? Duydum ama ne anlama geldi bilmiyorum. Duburçi aç mısın demek? Neydi, ezdiki pızdıkım mı? Neydi? Şey vardı. Ezdi ezdikim. Ezdiki. Seni seviyorum seni demek. Seviyorum. Duburçi aç mısın demek? Ezburçi evet. De ben açım demek. Ezburçi mi? Ezburçi mi? Yani ben 2 hafta doğuda kalıp bunları öğrendiysem sen... Zeki adamsın. Estağfurullah ya. Arkadaşlar ben eve geldim. Videoyu kapatmadan önce size La Bombonera'nın benim için olan öneminden bahsetmek istiyorum çok kısa. Çocukluğumdan beri hep FIFA oyunuyla büyüdüm. Ve hep işte futbol oyunları oynayarak büyüdüm diyebilirim. Kuzenimle beraber çok fazla oynuyorduk. Yani o kadar yoruldum ki konuşamıyorum. Çok fazla oynuyorduk ve bu stadyumu hep oyunda görüyordum. FIFA'da oynarken işte hep maruz kalıyordum, görüyordum. Hem çok farklı geliyordu hem de acaba lan bir gün burada maç seyretmeyi hayal ediyordum hep kendi içimde. Çok büyük bir hayal değildi benim için ama lan acaba diyordum hani görebilir miyiz falan gibisinden. Bugün görmek gerçekten nasip oldu. Yani bugün hayalimi gerçekleştirmenin verdiği mutlulukla uyuyacağım gerçekten. Umarım hepiniz bu duyguyu yaşarsınız. Yorgunum, konuşamıyorum. Videoyu da kapatıyorum burada. Umarım en kısa zaman içerisinde bütün hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kimseye karışmayın. Görüşmek üzere. Ciao ciao.